Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere nohut yemeği tarifi vereceğim. Ben bir gün önceden 2 su bardağı nohutu soğuk suya ısladım. En az 12 saat suda ıslanması gerekiyor. Ben yaklaşık 18 saat boyunca nohutları bu şekilde ısladım ve nohutlar hazır. Şimdi düdüklü tencereme 7-8 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekledim ve 500 gram Dana kuşbaşı etini ekliyorum ve güzelce kavuruyorum. Kavurma esnasında etler suyunu salacak. Ara ara karıştırın lütfen. Bakın suyunu salmaya başladı yavaştan. Ve bakın bolca suyu giderek artıyor. Tamamen suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Burada bir büyük boy kuru soğan var. Bir adet de yeşil biber doğrayacağım. Yeşil ve kırmızı biber karışık doğrayabilirsiniz. Olursa güzel olur ama olmasa da olur. Lokum gibi pişiyor. Eğer düdük tencereniz yoksa normal tencerede de olur ama Yaklaşık bir buçuk iki saati bulabilir pişmesi. Henüz tam suyunu çekmedi. Bakın. Tamamen suyunu çektikten sonra doğramış olduğumuz kuru soğanı ekliyoruz ve soğan ile beraber kavurmaya devam ediyoruz. 1 dakika kadar soğanı kavurduktan sonra doğramış olduğunuz yeşil biberleri ekleyip yeşil biber ile de kavurmaya devam edeceğiz. Ben bütün sulu yemeklerde biber salçası kullanırım. Hem çok güzel renk verir hem de lezzet verir. Ee, bir yemek kaşığı dolusu biber salçası kullanacağım. Yarım yemek kaşığı da domates salçası kullanacağım. Karışık bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Soğanlar güzelce kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası. Salçaların çiğliği çıkana kadar kavuruyorum. Yarım yemek kaşığı kadar da domates salçası ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Şimdi nohutları ekleyebilirim. Suyunu süzüp tekrar yıkamış olduğum nohutları üzerine ekleyeceğim. Nohut miktarını veya et miktarını kendinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Mantığı bu şekilde. Tuzunu ve toz kırmızı biberini ekledikten sonra üzerine suyunu çekeceğim. E, tuzunu vesaire eklerken e, kamera o sırada durmuş, hafızası dolmuş daha doğrusu. Kaynar su veya su, soğuk su ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Sıcak su eklerseniz pişme süresini hızlandırmış olursunuz. Su miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok fazla sulu istemiyorum. O yüzden böyle nohutların üzerinden bir parmak geçecek kadar su olması yeterli geliyor benim için. Bakın. Şöyle tekrar bir karıştırıp size kıvamını göstereyim. Düdüklü tencerede pişireceğimiz için çok fazla su kaybı olmayacak. Hatta hiç olmayacak gibi diyebiliriz. Ama normal tencerede yapıyorsanız bayağı bir su kaybedecektir. O yüzden biraz Fazlaca koyabilirsiniz. Düdüklü tencerenin kapağını kapattıktan sonra düdüğünü havaya kaldıracağım. Düdüğü öttükten sonra düdüğünü indirip kısık ateşte tam bir saat pişirdim. Ee, lokum gibi olmuştu et ve nohut. Ee, çok da güzel kıvamlı, özlü bir şekilde pişmişti. Ee, size yakından da kıvamını, rengini göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.